Herkese merhabalar. Fenerbahçe kariyerimizin yeni bölümüne sizlerle birlikteyiz. Kasımpaşa deplasmanı, kendi evimizde Altay'ı ağırlayacağız ve sonra Hatay'ı ağırlayacağız bu bölümde. Altay maçından sonra takım biraz yorgundu. Ufak tefek değişiklikler yapmak gerekebilir. Atilla Salahi'nin yine maç kondisyonu eksik diyor ama biz yine Atilla Salahi ile başlayacağız. Maç kondisyonu eksik olsa da bu maçı çıkartacağını ümit ediyorum. Bakın Kim İnce ile arasındaki uyum ee, turuncu olmuş. O kesik turuncudan. Düz turuncuya geçmiş. Biraz daha iyi durumda yani. Yine aynı e, kadroyla başlayalım. Kupa maçında da Richards'ı falan sola alırız. E, böyle ufak tefek değişiklikler yapar başlarız. Orta sahada İrfan'la başlamadım gene. Sakatlıktan dönüşünü birdenbire e, böyle 11'de başlatarak yapmak istemiyorum. Maçın ikinci yarısında e, orta sahada Arojo'nun yerine atabiliriz. Arojo'yu da aldık. Sağda solda sürekli kullanıyoruz. Bir e, düzenli olarak oynamaya başlamadı. Ama işte ne yapalım biz de böyle oynuyoruz. Mert ve Atilla Salay haftalardır duran top golü atamıyorduk. Ve Atilla Salay'ın bu sezonki ikinci golü gayet sert, düzgün bir vuruş. Bir de duran top çalışması yaptırırız. Şampiyonlar Ligi maçından önce. ihtiyacımız olacak çünkü onlara. Kimince sarı kart görmüş. Hemen şuradan durdurup oyuncu talimatlarına topa müdahalelerde sertliği azalt diyelim. Kiminceye Mert iyi bıraktı. Rossi. O da olur. O da olur. Ah ah. Lan Serdar helal olsun sana be. Serdar Dursun bu sezonki 7. golünü ağlarla buluşturdu. Sangare'nin vuruşu direkten döndü. Mert iyi bıraktı burada Rossi. Verkaç yaptı direkt. Rossi tekte iyi döndü. Sangare direkten döndü. Savunmada Ertuğrul bu 15 numara. Evet Ertuğrul topu kontrol ederken Serdar'ın önüne bıraktı istemeden de olsa. Ve 1-0 pardon 2-0 öne geçtik bu golle. Kimince'nin niye morali bozuk ya? Niye mutsuz ya? Oyunculara seslen süpersiniz diyelim. Eyvah gol yemeyelim de. <laughs> Neyse çok yakın geçti. Ayradinovic, Ryan Donk. Tehlikeli bir oyuncu Rheindong. Çok iyi soldan sağa döndürdük o topu. Tabi devamını göremedik. Bu arada Kasımpaşa epey şut çekmiş ama ee, tabi gol beklentisi konusunda çok iyi olduklarını söyleyemeyeceğim. 0-48-11 şuta. Kaleyi gö gördüğünde vur talimatı var muhtemelen. Evet Arojo çok iyi gördün Rossi. Artık iş sende Rossi. Ya bu herif bana çıldırtacak, kafayı yedirtecek. Dünya Kupası'na gönderelim diyoruz ama bu da gitmemek için elinden geleni yapıyor. Arkadaş ya bunları atamayacaksan hangisini atacaksın? Çok az vaktin kaldı haberin olsun. Yani şu maçta bir puan kaybetsek bir beraberlikle bizse maç. Direkt sana yazacak. Hatta yazdı. Ali Akman'ı atalım. Nazım Sangari yerine Kalegari'yi attık. Baston yerine Burak kapacak. Mert yandaş kalsın biraz daha. Arojo ile Mert Hakan yandaş ikilisini bozmayalım. 2 sıfırlık üstünlüğümüz ve oyun hakimiyetimiz devam ediyor. Zaten beklentiler de bu yönde. Haydar Gonay Eyüp'e gelmesi, Ali'ye gelmesine izin vermedi. Basın. Evet Atila'nın boşalttığı alana Haydar Gonay koştu. Orada artık kaleciden mi sekti? Yoksa kaleciye çarpmadan direğe mi gitti bilemiyorum ama Florian Müller 7.3 ile oynuyor bu maçta da. Evet değişiklik yapma zamanı geldi. Burada İrfan Can Kahveci devreye girer. Kimince yerine de Cihannet diye attık. 5 oyuncu değişikliği hakkımızı 73. dakika itibariyle kullanmış olduk. Ekrem ya Kral ya Ekrem hiç sırıtmıyor değil mi tabi bu maçlarda sırıtmaz Ekrem Çok iyi gönderdi diyecektim ama bu, bu dakikalarda ee, Offside Bu dakikalarda bu işleri iyi yapıyorlar diyecektim ama Burada Serdar hızlı oynamayı düşündü ama çok yetersiz yani Bu kadar hızlı olmanın Bize bir faydası yok ve 90. dakika 2-0'lık üstünlüğümüzde sonuçlandı maç. Rakip bizden daha fazla şut çekti ama dediğim gibi bu kadar çok şuta 1-11 gol beklentisi 8'i kaleyi bulmuş. Muhtemelen kaleyi gördüğünde vur talimatı vardı. Florian Müller maçın adamı seçilmiş. Bir tane şut pası var. Ee, bir tane top kesmesi var. 8 tane top uzaklaştırma var maşallah maşallah. Ekrem 14'ü düşün yani stoperler bit bir süt Atilla Salay'dan daha fazla top uzaklaştırmış. Defans arkası atılan topları da iyi süpürmüş. Yani hani tam o süpürücü tabiri ne? Ee, kullanmış bu maçta Florian Müller. İnşallah bizi pişman etmez ya. Şimdiye kadar iyi gidiyor. Pontus'ta stadyuma gelmiş. Şimdi Altay'la oynayacağız. Antrenmanları düzeltmek lazım ama bu kadar maç hazırlığı, rakip analizi dedik. Ee, şöyle şurada bir duran toplar, duran top organizasyonları yaptıralım. Burada da bir aslında bu kadar e, antrenman üst üste yaptırmam ben ama yine bir duran top organizasyonu yaptıralım. Burada da bir bütün hafta olmasa da yine şöyle haftada bir bu duran toplarda bütün her şeyi çalışıyorlar. Yaptıralım. E, yine duran top organizasyonu zaten az süre var yani az gün var. Bu haftayı böyle geçirelim. Bu duran top organizasyonu yaptırıyoruz. Bütün duran toplara çalışıyorlar. Taç atışı, korner, serbest vuruş vesaire vesaire her şey dahil. Altay maçında Berke ile başlayacağım. Kalede Florian Müller 3-4 maç oynadı. İyi gitti. İyi performans verdi. Berke'yi de küstürmeyelim. Bu arada Müller'in gelişi hani Berke'yi de birlikte aynı mentorluk grubunda çalışıyorlar. İnşallah biraz daha gelişimini hızlandırır. Berke de bize lazım olacak bir kaleci çünkü. Ama Müller inşallah bu performansı Şampiyonlar Ligi'nde gösterir. Bu 8 top kesme uzaklaştırma bilmem ne işte 7.8'leri oralarda alsın. Transfer son günü mü? Yok girmeyeceğim ya. Victor Nelson talipleri varmış ama <laughs> Şimdi Başımız ağrımasın Victor Nelson hayalimiz vardı oyuncu lisans kaydı diyelim zaten ee, bu, bu süperlik için oyuncu lisans kaydı bu o Osay Samuel'i kaydedelim Evet yeterince U21 diyor yeterince Yabancıyı gönderdik. Evet U21'leri kaydetmeye gerek yok. ay maçına biraz rotasyon yapalım. Berke ile oynayacağımızı söyledik. Galegari'ye attık. Ola Burak kapacak. Atilla Salah'ı da biraz e, sakat. Hatta onu hiç kadroya almayalım. Osay Samuel'i alabiliriz kadroya. Müller'i hiç almayalım. Evet öyle yapacağız. Messala'ya İrfan'ı ilk yer oynayacak şekilde hazırlayacağız. Kimince ile Bonjorno'yu değiştirdik. Cihanet ile de Bonjorno'nun yerini değiştirdik. Rossi ile başlayalım. Evip Aydın yerine de Taha'yı atalım. Hazırız herhalde böyle ya. Evet Richard Bastoni değişikliği yapalım. Kadroyu almayalım onu. Ekrem ve Serdar biraz yorgun ama ikinci yarıda da onları değiştiririz. Favori biziz beyler. Bu maçı kazanmamız lazım dedik. Biraz baskı altına alalım dedik kendi evimizde ama işe yaramadı. Hadi bakalım. Şu tempoyu biraz düşürerek başlayacağım. Çubuklu formayı özlemişiz ya. Serdar vur kaleye İrfan. O, yalnız acayip bir çelme taklar. Arojo iyi girdi orada. Rakip ceza sahası içerisine. Zaten e, çok net bir pozisyona girmiş. Topu buluşturabilirdi orada. Serdar dursun hadi bakalım. Adam kral adam ya. Bekledi bekledi bekledi. Aa, direkt dışarı attı. Bekledi bekledi direkt dışarı vurdu. Bekledi yedekle Luka gitti direkt hop yine 11'de hiç bıraktığı yerden devam ediyor. Çat 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 oynuyor. Çok iyi bir top. Seni o kadar haftalarca bekledik, övdük, övdük. Bunun için miydi Irfan? Tamam. Uzun göndermeyeydin iyiydi ama neyse. Çok güzel bir top. Rossi. Evet haftalardır. Yapamadığı işi yaptı Rossi. Serdar. Tek top. Kalegari'den. Pardon İrfan'dan. Rossi. Yani haftalardır bunu yapmaya çalışıyordu. Yapamadı. 35-37 dakikalar hızla ilerliyor. İlk yarı bitsin. ikinci yarıda Serdar'a çıkartırız. Çok yoruldu çünkü Serdar. Evet Serdar yerine Ali Akman'ı atalım. Şöyle yer değiştirelim. Rossi Ali. Harojo kalsın. İrfan'ı ikinci yarıda çıkartıp yerine e Şöyle yapalım. Mesut'u alalım. Mesut'la Arojo'nun yerini değiştirelim. Şöyle iyi gibi. Arojo oynasın ya çocuk. 90 dakika oynasın. 2-3 tane 90 dakikayı çıkartsın. Ait evet, Burak içeri çevirdi kafayla Ali Akman. Hava toplarında çok etkili olmamasına rağmen Evet bir oyuncu o kadar kolay geçilmemeli. Rakip savunmanın da büyük hatasından faydalandı ve topağlarla buluşturdu. Boncorno'nun bu derinleme topu çok iyiydi. Burak orada Ertaç boşa çıktı. Ali evet oradaki stoperin de uzun boyuna rağmen topu ağlarla buluşturdu. Tebrik ediyoruz. Bizde. Ah şu pivot santraforlar indirmese topuna kadar güzel olacak her şey. Ya dönmesin bamba niye dönüyor ki? Anlamam belki. Cihanetti niye döndürüyorsun? Hadi döndü niye vuruyor topa bir daha? Niye bunlara izin veriyorsunuz Cihanetti Bey? Evet şimdi değişiklik yapalım. Arojo çok yorgun. Arojo kalsın ama 90 dakika gitsin Arojo. Ekrem yerine kimin C'yi atalım? Evet böyle devam edelim. Kalegar yerine Nazım mı, Bright Osage Samuel atalım? Cennet yerine kalsın cennette. Bir daha bir sonraki maçta dinlendiririz. Araujo kalsın. Taha. Başka e, başka değiştireceğimiz Rossi yerine atabileceğimiz kimse yok. Şöyle yapabiliriz. Araujo yerine Arda Güler'i atıp evet. Yolumuza devam edebiliriz. Kale Gari bıraktı. Ali Akman boş kale yuvarladı. Evet, rakip çıkamıyor artık tamamen baskıyı arttırdık. Çok güzel bir top. Oo, offside lan bu pozisyon. Genellikle böyle spektaküler vuruşlar offside oluyor. Aa, gol geçerli. Abi Mesut Arda muhteşem vurdu be sol ayak içi. Muhteşem. Yani ikisi de pas da çok iyiydi, vuruş da çok iyiydi. Sağdıkcım. Canım benim. Evet Ali, ne yapacaksın şimdi merak ediyorum. Rakip biraz daha agresif oynamaya başladı ama artık çok geç. iyi gittik iyi bu maçta da 4 attık en azından e, oyuncular da moral olarak biraz daha kendine geldi oynamayan oyuncuları oynattık Arda'nın golü çok iyi oldu Mesut süre aldığı dakikalarda takıma faydalı olduğunu gösterdi e şimdi iki gün e, boşluk yorgun bir takımla lig maçına çıkacağız Hatay maçı e Hatay maçından da üç gün sonra Şampiyonlar Ligi maçımız başlıyor yani Cihannet'in performansını övelim. İyi oynadı Cihannet'i gerçekten. Maçta Cihannet'le oynamayacağız. Hatay maçı komple rotasyon geldi. Yani kupa maçında da komple rotasyonla çıkabilirdik ama ben yine de e, hani kupayı 1-0'da ilk maç yine de garanti almak biraz daha iyi olur. 6,5 milyon euro harcamışız. Evet kaleci aldık. Rıdvan 21 milyon euro e, Southampton'a gitmiş. Güzel bir transfer olmuş. 21 milyon euro iyi de para kazanmış. Süperlik için kadro kayıt kuralları tamam hepsini yapmıştık zaten. Evet, Şampiyonlar ligi için de kalecimizi ekledik. Ondan yanında bir sıkıntımız yok. Hatay maçı kadrosunu hazırlayacağız. Cihanetti çok yorgun. Cihanet yerine kiminceyi atabiliriz? Hatta Cihanetti hiç almayalım. Atilla Salayı atalım. Değişiklik için Atilla Salayı kullanabiliriz. Yine Ekrem stoperde devam ediyor oyunu Taha. Kalegari, İrfan, Arojo, Burak, Serdar ve Diogo Rossi orta sahasıyla başlayabiliriz. Buraya Müller e atalım. Belki de yedekler arasına alacağız bu sayede. Sangare yerine evet şöyle yapalım ve maça başlayalım. Yine as 11'imizde çıkmıyoruz. Yani yine değişiklikler var. 11'de kullanacağımız oyuncularımız var tabi ama işte İrfan gibi. İkinci yarıda değiştireceğim herif bir 1.45 oynasınlar benim için yeter. Son 4 maçımızda üst üste kazanmışız. iyi gidiyoruz. Lig, kupa, 13 maçı. Yani 2 lig, pardon 2 kupa ve 1 lig maçını kazandık. Son 3 maç. İşte son... İlk highlight Hatay'dan yana ve genellikle bu dakikalarda highlight gösterilirse gol olur. Arkada El atacak. Evet genellikle böyle olur ilk dakikada ya da çok çok aşırı net bir pozisyonsa gösterir ilk dakikalarda highlight'ı. Kaleci çıkıp almadı burada. Orada da bölge hakimiyeti çok iyi değil. Ondan dolayı olabilir. Erdoğan Rossi anlaşması ama son vuruş ve Rossi anlaşmazlığı. Serdar-Rossi anlaşmasından sonra Serdar-Rossi Rossi ve bitirici vuruş anlaşmazlığı yaşandı. Yani Rossi'nin bu pozisyonlara girebilmesine sevineyim mi yoksa bunları harcamasına üzüleyim mi bilemiyorum. Yüzünü dönemiyor oyuncular, rakip buna imkan vermiyor ama İrfan gidiyor. Helal ve Helal ve Çok güzel gol. Yani o arada 3-4 kişi defans arkası koşmaya çalışıyordu. Burada şu organizasyon iyiydi. İrfan bak sürekli boşla koşu atıyordu. Şu an koşmaya başladı mesela İrfan. Yanında 3-4 kişi gidiyorlardı ama Burak topu buluşturdu. Güzel bir vuruş. Çok hızlı bir top. Niye böyle çıkıyorsun? Biraz pasla çıksan, tek de çıksan daha iyi olurdu sizin için. Daha ama etkin çünkü bir, 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 şekilde top dönüp tahaya geliyor. Çok güzel La Rojo. Sezonki ilk golünü attı. Muhteşem bir gol. Harika bir gol. Cesar Rojo iyi kontrol. Tekte iyi gönderdi köşe ay ayak içi plasesini. Arajon'un bu performansı göstermesi önemli benim için. O da genç oyuncularımızdan birisi. Eyvah. Adekup Topun yönünü çok iyi değiştirdiler yalnız ha. Ters kanada. Eyvah. Oo. Çok iyi, çok iyi, bir organize atak geliştirdiler. Tempoyu biraz düşürebiliriz. Ve Bongiorno topla başlattı oyunu. İrfan iyi açtı Burak. Sever böyle topları Serdar Dursun topağlarla buluşturdu. Serdar işinde gücünde abi atıyor adam ya. Allah'ı adam işinde gücünde atıyor yani. Son maçların golcü ismi. Performansı da yani yaşı gibi şarap gibi performansı da iyiye gidiyor. Burak. Burak çok iyi kaçtı bu şeylerde ya bu maçta bir golü de var Bir de karşı karşıya pozisyon İrfan tekrar ona geldi top kimince çok yorgun kimince yerine Atilla salayı atarım ikinci yarıda Atilla salayı kalır bir 45'te o götürse kimince dinlenmiş olur zaten Aferin lan topu iyi taşıdın. Allegari'yi çok iyi bıraktı. Serdar ah be. Serdar'dan beklenmeyecek vuruşlar. Üçbirlik üstünlüğümüz var. İyi de oynamaya devam ediyoruz. Bakalım ikinci yarıda mecbur değişiklikler yapacağız. İrfan yerine Arda Güler'i e atacağım. Kimince Atilla Salay değişikliği. Serdar'ı da çıkaracağım. Ali Akman'ı atacağım. Serdar da ikinci yarıda oynamasın. Rossi, Ali Akman, Santrafor'da oynasın. Çünkü Serdar, Ali Akman ikilisiyle Şampiyonlar Ligi maçına çıkmayı düşünüyorum. Ah, ah, talihsiz. Arda bu maçta da gol atsa moral olarak da çok iyi olurdu onun için. Evet Burak Münir. Burak. Richards değişikliği tavsiye ediliyormuş. 64 dakika. Evet biraz daha değişiklik yapabiliriz. 3 değişiklik yapmıştık. Kalegari yerine Osay Samuel'i atacağım. Burak kapacak yerine de Omar Richards'ı atacağız. Evet 5 oyuncu değişiklik hakkımızı bu şekilde doldurmuş olduk. Arojo'yu da ofansif orta saha ya ofansif oyun kurucu destek yapacağım. Hani o çok dripling falan yapmasın. Hücuma çıktığı müddetçe daha da yorulacak çünkü. En azından onu engelleyelim dedik. Tabii takımın dengesi de bozulabilir bu arada. Tutlama yerden Rossi. Ah Araujo be. İyi gittin iyi gittin oraya da o vuruşu da yapsaydın ne güzel olurdu ya. 2 gol atmış olurdum ve ceza sahası içerisinde atmış olurdum bu golü. yirmi gol beklentisi. Rakibin 1.29. Bayağı şut çekildi. Ya, yani 31 şut çekilmiş. Salah'ı atamadı ya. Kondisyon olarak bitti takım. Salah'ı da çok yoruldu ya. Ya Bu kadar da yorulmayın be kardeşim ya. Bu kadar da yorulmayın be kardeşim ya. Evet 3-1'lik ligde güzel bir galibiyet. Rotasyona gittik. Rotasyona e, aldığımız oyuncularda rotasyonda kullandığımız oyuncularda performans gösteriyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Özellikle Arojo'nun performansı. Taha'nın Maaşı arttırılacak bir şey arttırılsın. O da işte rotasyonda böyle kullanıyoruz. Serdar'ın performansını övelim. Bir gol bir asist. Daha sizinle sözleşme görüşmesi yapma konusunda aşırı istekliymiş. Bakalım ne isteyecekmiş. Yıldız adayı. 1 milyon euro. 1 milyon euro. Vay vay. Çok güzel. Evet kulüp bilgisi ekranında bu bölüme de son verelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.